Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda Creative Cloud'un 2021 güncellemesiyle beraber Adobe Illustrator'a gelen yeni özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk bahsedeceğimiz yeni özellik yeniden renklendirme özelliği. Bunun için de bu sol tarafta görmüş olduğunuz tasarım üzerinden ilerleyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz tasarımı Kahve Atölyem diye bir firmaya ambalaj tasarımı için hazırlamıştım. Bu ambalaj tasarımı için hazırladığım her görseli, yani şurada görmüş olduğunuz görseli, her ambalajda ayrı renklerle tasarlayacağız. Her ambalaja ayrı renkler vereceğiz. O sebepten böyle bir tasarımı ayrı renklendirmek için de yeniden renklendirme paletini kullanmak çok uygun olacak. Hemen nasıl kullandığımızı göstermek istiyorum size. Şöyle biraz daha sağ tarafa çekiyorum ve edit kısmından seçimimi yaptıktan sonra edit kısmından edit color'dan recolor'u açıyorum. Şöyle paneli biraz yukarıya doğru çekelim. Üst taraftan başlayalım. Ne var burada? Bir kütüphane var. Kütüphanede şurada gördüğümüz nesneleri buradan hangi paneli seçersek o panele göre uygun renkler bize verecek. Mesela şuradan biçi seçelim. Görmüş olduğunuz gibi bize gayet sıcak renkler vermiş oldu. Farklı bir şey seçelim. Tamamen natürel seçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine tamamen natürel bir şekilde değiştirmiş oldu. Peki ikinci kısımda ne var? Bunu resetleyelim. İkinci kısımda da burada kaç adet renkle çalışacağımızı gösteriyor. İkinci kısımda şöyle, şuraya bastığımız zaman tek renkle çalışmak istiyorum diyelim. Biri seçtiğim zaman bana sadece yeşilde bulunduğu için yeşilin tonlarını veriyor. Maviye çekersem sadece mavinin mor kısmında kaldı biraz. Biraz daha şöyle kenara doğru çekersem bu tonları vermiş oluyor. 2'ye geldiğim zaman sadece bu rengin 2 özelliğini ver dersem bana. Şurada seçeceğim 2 tane renk. Bakın birisi burada, birisi burada. Geldiğim zaman bu iki rengi karışımını veriyor bana. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir link var. Kilit linki. Bunu birazdan göstereceğim size. Fakat şurada 3. sıradakine gelelim. Reset diyelim. Bu 3. sıradaki de herhangi bir görsel üzerinden alacağımız renkleri buraya yansıtıyor. Hemen deneyelim. Şöyle boş bir yere tıklıyorum. Ve ekranıma daha önceden ayarlamış olduğum bir renk paletine getiriyorum. Şöyle şu rengi alalım. Ekranıma getirdim. Ve seçimimi yaptıktan sonra tekrar editten yeniden renklendirmeyi açıyorum. Şöyle sol tarafa doğru aldım. Ve buradaki renklerin buraya geçmesini istiyorum. Hemen buradaki color theme'e geliyorum. Bir kez basıyorum ve üzerine geldiğim zaman bastığımda buradaki renklerin şuraya geçmiş olduğunu görüyorsunuz. Bir güzel özelliği daha var. Tekrar reset diyelim. Buradaki renklerden sadece ikisini almak istiyorum diyelim ve şöyle etrafını çizdiğim zaman bana sadece ikisini vermiş oluyor ve bu iki renk üzerinden yürüyebiliyorum. Şurada görmüş olduğunuz renkler. Peki yeniden reset diyelim. Şu alt taraftakiler nedir? Bunlar da renklerin sıcaklığını, soğukluğunu ayarlayarak kendi karar veriyor ve yapay zeka ile değiştiriyor. Şuna bastığımız zaman bakın görmüş olduğunuz gibi kendisi tamamen buradaki renklerimizden farklı tonlar verdi. Bir daha bastığımda değiştirecek, bir daha bastığımda değiştirecek. En uygun pozisyona gelene kadar siz buradan değiştirip beğenebilirsiniz. Sağ taraftaki de sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlıyor, ışığını ayarlıyor daha doğrusu. Görmüş olduğunuz gibi burada bastığınız zaman ışığın, sıcaklığın nereden geldiğini, nasıl olacağını buradan karar verebiliyorsunuz. Şimdi şu alt taraftaki panele gelelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir link var demiştim. Bu kilit linki arkadaşlar. Burada eğer bu kilit açıkken bununla herhangi bir şekilde oynadığınızda tüm renkler aynı olanla aşağıya veya yukarıya ne tarafa çevirirseniz gelecek. Linki kapattığınızda herhangi bir rengi tutup çektiğinizde bu sefer kendiniz tamamen özgün bir şekilde yönlendirmiş olacaksınız. Şimdi tekrar reset diyelim. Şu alt taraftaki bara gelelim. Burada da hangi rengin yüzde kaç oranla gelmiş olduğunu, yüzde kaç oranla verileceğine karar veriyorsunuz burada. Mesela şu kahve tonunu biraz açtığım zaman daha ağırlıklı kahve tonu vermiş oluyor. Burada da aynı şekilde yine koyu veya açık tema seçebiliyorsunuz. Sola doğru çektiğinizde koyulaşıyor. Sağa doğru çektiğinizde açılıyor. Burada da az önce bahsettiğim gibi ışık var. Sola doğru çektiğinizde aynı şekilde, sağa doğru çektiğinizde de farklı şekilde gelmiş oluyor. Paneli beğenmediniz, eski usulden devam etmek istiyorsunuz. Bu sefer de şurada görmüş olduğunuz panele bir kez bastığınızda eski panel size buraya gelmiş oluyor. Şimdi renklendirme paletini geçtik. Yeniden renklendirmeye geçtik. Bu sefer gelen
diğer özelliklerden bahsedelim. Diğer özelliklerden bahsetmek için burada hazırlamış olduğum küçük bir şablonum var. Şimdi bu şablon üzerinde ilk olarak üst taraftaki Vintage Car yazımızdan başlayalım. Tabii bu özellikleri göstermek için öncelikle karakter panelimizi açacağız. Şöyle gelelim, Type'dan karakter panelimizi açalım. Görmüş olduğunuz gibi bu panel yenilendi arkadaşlar. Daha sonra da Align panelimizi açalım. Her ikisini de burada işleyeceğiz. Align panelimizi de açtım. Align panelimizde ufak bir değişiklik var. Onu buradan göremiyoruz. Birazdan göstereceğim. Şimdi ilk olarak gelen özellikten bahsedecek olursak nesneyi yazıya hizalama diye bir özellik geldi. Bu özelliği aktif edebilmeniz için de şurada gördüğünüz snap panelini açmanız gerekiyor. Bakın altta sabitleme, üst X kısmında, yani eğer burada küçük harfte kullanmış olsaydık X kısmında şurada küçük harfin olduğu yerde, mesela şöyle yapalım. Burayı küçük harflerle yazalım. Burada sabitleme gelecekti. Şunu biraz daha şimdi içeri alalım. Daha net göreceğiz. İkisine birden tam çerçeveye hizalama geldi. Alttan ve üstten tamamına hizalama geldi. Yatay çevirdiğimizde yatay bir şekilde hizalama geldi. Şuradaki de en sona gelen de point'te mesela üzerinden pen tool'la geçeceğimiz zaman bize noktaların nerelerde olduğunu göstermiş oluyor. Bir de bu özellik geldi. Şimdi hemen bu özelliğe bakalım. Bakmadan önce şöyle şunu nereden açacağımızı gösterelim. Eğer sizde kapalıysa bu panel, şuradaki 3 çizgiye tıkladığınızda snap panelini şurada görmüş olacaksınız. Kapalıysa buradan bastığınız zaman snap panelini açıyorsunuz. Bir diğer panelde şurada görmüş olduğunuz yükseklik paneli. Bunu da şuradan bastığınız zaman kapanıyor ve tekrar bastığınız zaman bu ekranınıza gelecek. Şimdi öncelikle şuradaki özellikten bahsedelim. Biraz daha yaklaşıyorum daha net görebilmeniz için. Tuttuğum nesneyi üst tarafa, daha öncesinden bahsedeyim size. Daha önceden nasıldı? Şurada görmüş olduğunuz yazının alt ve üst boşluğunda nesneyi bir şekilde sabitlerken sıkıntılar yaşıyorduk. Nasıl oluyordu? Şu Align panelinde şurası daha önceden yoktu. Bunu kapatalım. Olmadığı gibi görelim. Şöyle tuttuğum zaman, nesnemi de tuttuğum zaman bunu üste sabitle dediğimde şuradaki boşluğun üstüne sabitliyordu. Alta sabitle dediğimde de altına sabitliyordu. Şimdi şuraya gelen yeni özellikle beraber bu point'i açtığınızda üste sabitle dediğimde şurada görmüş olduğunuz tam karakterin üstünden sabitliyor. Alta sabitle dediğimde burada karakterin altından sabitlemiş oluyor. Bu logo yaparken de işinize yarar. Şimdi bunu üst tarafa sabitledim. Fakat değiştirmek istiyorum. Şöyle aşağıya doğru indirdiğim zaman bunu, bakın alt karakterin olduğu yerde bana sabitlemiş oldu. Aşağıya doğru indiriyorum. Tam alt tarafından sabitlemiş oluyor bu sefer de. Yani istediğiniz yere çektiğinizde nereden istiyorsanız oradan size bunu sabitlemiş oluyor. Aynı zamanda görsel üzerindeki diğer nesnelere de sabitliyor. Yani bu özellik daha önce InDesign'de vardı arkadaşlar. Bakın mesela sağ tarafa doğru çekeceğim. Yazının tam üstünden hizalamış oldu bana gördüğünüz gibi. Bu tarafa çektiğimde de yazının sağ tarafından hizalamış oldu. InDesign'da dediğim gibi bu özellik vardı. Çok işimize yarıyordu. Illustrator'a da geldi. Bu yazıları iyileştirmek için geldi. Tabii ben çok yazılı işlerde daha çok InDesign'ı tercih ediyorum. Fakat buraya da gelmesi iyi oldu. Bir diğer özellik şu karakter paneli, yani snap panelini geçtikten sonra bir diğer özelliği şurada paragraf paneline gelen özelliği göstermek istiyorum. Hemen tekrar şuradaki yazıyı kopyalayıp öyle göstermek istiyorum size. Bunu buradan çıkarttım. Text panelimi açtım. Şöyle tutup aşağıya doğru sürükledim. Şuraya kadar geldim. Ve içerideki yazıyı tekrar buraya kopyaladım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada bir boşluk oluşmuş oldu. Daha önceden bu boşluk bize ciddi sıkıntılar çıkartıyordu. Fakat yeni gelen özellikle bundan rahat rahat kurtulabiliyoruz. Şurada üst tarafta barda göreceğiniz araya type geldi. Eğer bu üst barı göremiyorsanız arkadaşlar, window'a geldiğinizde, pencereye geldiğinizde şurada görmüş olduğunuz kontrol var. Kontrole bastığınız zaman, bakın ben bastım gitti. Şimdi basıyorum tekrar ve kontrole bastığımda buradaki üst panel gelmiş oldu. Şimdi paragrafı seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi buraya area type diye bir yazı gelmiş oldu. Ne işe yarıyor bu? Bakın sağ tarafında bulunan 3 çizgiye dokunduğunuzda buradaki karakterleri, yani paragrafın içindeki yazıyı üste sabitle diyorsunuz, ortaya sabitle diyebiliyorsunuz, alta sabitle diyebiliyorsunuz ve aynı zamanda tamamına sığdır da diyebiliyorsunuz. Bunun iç ayarlarına gelmek istersek bu sefer şöyle
Diyelim ki üste sabitledik ve böyle kalmasını istiyoruz fakat alttaki boşluktan kurtulmak istiyoruz. Bu sefer de tekrar girdiniz kontrol paneline ve şurada gördüğünüz kutuyu işaretlediğinizde bakın otomatik olarak buraya gelmiş oldu. Okey diyorsunuz ve alttaki boşluğu tamamen kaldırmış oluyor. Şimdi gelelim bir diğer özelliğe. Onun için de şuraya yaklaşmak istiyorum. Burada görmüş olduğumuz kutucukla buradaki yazıyı sabitlemek istiyorum. Aynı boyuta getirmek istiyorum. Böyle sağdan çekiyorum, soldan çekiyorum. Eski usul yapıyoruz ve sabitlemeye çalışıyoruz, değil mi? Şimdi daha kolay bir şey çıktı arkadaşlar. İkisini de silip bunu tekrar yapacağım size. Şurada öncelikle bir kare açıyorum. Bunu 50 piksele 50 piksel açtım diyelim. Sol tarafa çekiyorum ve yazımı yazıyorum. Buraya oto yazımı yazdım. Şimdi az önce gösterdiğim gibi şöyle sağdan soldan çekerek sabitlemeye çalışıyorduk. Biraz daha sol tarafa alalım, daha net göreceğiz. 50 piksele 50 piksel açmıştık bunu. Şimdi yazımızı seçelim. Buraya yeni gelen yazı tipi yükseklik panelinden bakın bunu buradaki yazıya tamamen sabitlemiş olacağız. Tamamen üst tarafta ve alt tarafta boşluk kalmayacak şekilde sabitle diyorum. Bastığım zaman 27 puntoyu burada görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun boyutu şu anda 27. Biz ne vermiştik şuradaki ölçüyü? 50 vermiştik. Burayı 50 verdiğimiz zaman şöyle yaklaştırıp içine aldığımızda göreceksiniz ki birebir kusursuz bir şekilde bunu bize sabitlemiş oluyor. Şimdi gelelim bir diğer özelliğe. Şunu biraz daha yukarı kaldıralım. Şimdi gelelim bir diğer özelliğe. Bu benim en çok hoşuma giden özelliklerden birisi oldu. Kilitleme özelliği. Şöyle tamamını seçtim ve komut 2 ile bunların tamamını ekrana kilitledim. Oynamak istiyorum üzerinde. Yazıyla oynamak istiyorum. Onun için ne yapıyorduk? Kilidi açıyorduk. Obje bölümüne geliyorduk. Tamamen bütün kilitleri aç diyorduk ve kilitler açılıyordu. Fakat şimdi ne oldu? Tekrar tamamını komut 2 ile kilitleyelim. Sadece Vintage kar yazısının kilidini açmak istiyorum. Şimdi Illustrator panelinde yeni gelen özellik olarak şurada ikinci sıradaki Selection'ı açtığınız zaman burada en üstte bulunan ikoncuğa bir kez tıklıyorsunuz ve OK diyorsunuz. Şimdi tamamen tekrar seçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi her birisinin yanına küçük küçük kilitler geldi. Bu az önce de söyledim InDesign'da olan özellikti bu ve buraya gelmesi beni çok sevindirdi. Sadece Vintage yazısında değişiklik yapmak istiyorum. Tuttuğum zaman Vintage yazısını normalde oynamıyor, hiçbir şekilde oynamıyor. Vintage'e bir kez dokunduğum zaman şuradaki küçük ikona bir kez tıklıyorum ve sadece Vintage yazısı açılmış oluyor. Şunu değiştirmek istiyorum, burada oynama yapmak istiyorum. Dokunduğum zaman burada oynama yaptırıyor. Burada görmüş olduğunuz her bir nesneyi ayrı ayrı açıp kapatabiliyorsunuz. Peki bir diğer özellik ne? Bulut dokümanlar özelliği geldi ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Mesela şurada görmüş olduğunuz bir küçük bulut ikonu var. Bu bulut ikonu nedir? Şöyle dosyayı kaydedeceğimiz zaman şöyle farklı kaydet diyelim. Dosyayı kaydedeceğimiz zaman bize iki tane seçenek sunuyor. Cloud buluta mı kaydetmek istiyorsunuz yoksa bilgisayara mı diye. Eğer buluta kaydedersen bunu şu bulut işareti gelmiş oluyor ve tüm cihazlarımdan diyelim ki iPad'den bağlanacağım. Farklı bir yerdeyim ve iPad'den bağlandığımda buradaki çalışmaya kaldığım yerden devam edebiliyorum. Bakın şurada zaten daha önceden kaydetmiştim. Bunu tekrar kaydet dediğim zaman buluta kaydetmiş oluyor. Peki bunları ekran üzerinde açtığınızda nereden görüyorsunuz? O özellik de şöyle geldi. Pencere panelinde History'ye geldiğiniz zaman bakın görmüş olduğunuz gibi saat saat yapmış olduğunuz tüm değişiklikler burada görünüyor ve istediğiniz saate geri dönebiliyorsunuz. Illustrator'a yeni gelen özelliklerden bazıları benim gerçekten çok hoşuma gitti ve kullanabileceğim sağlıklı değişiklikler gelmiş. Photoshop için tabii aynı şeyi söyleyemem. İşin tamamen artistlik kısmına kaçmışlar ama Illustrator'da yine dişe dokunur güzel özellikler gelmiş. Bu yeni gelen özellikler hakkında merak ettikleriniz varsa, daha detaylı açıklamamı istediğiniz herhangi bir özellik varsa bunu yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tabii videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı, aynı zamanda abone olmayı da unutmayın diyorum. Tabii videoyu sonlandırmadan birkaç gün önce güzel İzmir'imizde meydana gelen acı felaketten dolayı da tüm İzmirli abilerime, ablalarıma ve kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tabii yaralanan vatandaşlarımız da var. Onlara da acil şifalar diliyorum ve umarım en yakın zamanda bu felaket atlatılmış olur ve İzmir normale döner. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.